Şimdi Gökhan Tepe'nin sadece bize özel bir röportajı var efendim. Değerli izleyenlere aktaralım ve yorumlayalım. Buyurunuz Gökhan Tepe. Natsan. Sol yanım söndü, yanmıyor artık, bayıldım aşktan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Araftayım. Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta. Kim bilir kaç bahar sonra iyileşir yürek. Bir haftayım, 10 günüm, son günüm hatta. Belki ölmek için bile yarınım gerek. Birkaç beden önce. Ben çok sevdim gözlerini. Gibi birçok hit olmuş parçanın gizli kahramanı Şebnem Sungur'u yakından tanımaya hazır mısınız? Şu ana kadar Türkiye'nin birçok başarılı ismine verdikleri şarkılarla müzik listelerini kasıp kavuran ikili sadece aramızda kalmasına konuştu. Uzaktan bir yakışıklı gördüm. Baktım yanında da çok güzel biri var. Dedim ki hani yakalamacı haber yapmadığım için yıllardır ve şimdi de yapmadığımız için bu sefer bir yakalama haber yapayım dedim uzaktan görünce. Olmadı gene. Gene olmadı. Gene olmadı. Yabancı çıkmadı yani. Ben çıktım. Şebnem Sungur'u gerçekten merak edenler vardır. Hani bu kadar güzel sözleri yazan kadın kim? Hayır, teşekkür ederim. Bilmeyenler için söylüyorum. Evet. Şebnem Hanım'ı yakından tanımadan önce Gökhan Tepe'nin uzun sakallı hali gözümüzden kaçmıyor. Yakışıklılığını dile getirdiğimiz beyefendi mütevazı tavrından da taviz vermiyor. Biraz böyle sakalları uzamış falan gördüm. Daha da yakışmış yakışıklılığa dem vuracağım. Çünkü çok şarkı konuşacağız. Çok kibarsın, çok naziksin, çok incesin. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki üslubun, eski dostum, canım arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Kaç tane yakışıklı var pop dünyasında? Yani bir saymaya kalksak bir elin nasıl hepsi yakışıklı canım? Bir elin pırıl pırıl insanlar. Araftayım, Beyaz, Gelsen de Anlatsan gibi damga vurmuş birçok şarkıya imza atan ikilinin nasıl bir araya geldiklerini öğreniyoruz ilk olarak. Benim konservatuvardan hocam, Taşkın hocam, onunla arkadaştı Şebnem. Biz bir arkadaş ortamında tanıştık, arkadaş olduk. O dönemler Şebnem yine radyoculuğa devam ediyordu. O dönemlerde arkadaşlığımız da öyle başladı. Sonra belli bir zaman geçtikten sonra arkadaşlığımız pekişti. Daha sık görüşür olduk. Daha ortak ortamlarda bulunmaya başladık ve sonra Şebnem de ilk sanıyorsam Taşkın Hoca'nın bizim... Taşkın Sabah değil mi? Yok, hayır. Taşkın Doğan Işık. Taşkın Doğan Işık bizim konservatuvardan hocamızdır. Onun bir albümü için sözler yazdı ve ilk o zaman dikkatimi çekmişti. Gökhan Tepe fazla uzatmıyor ve sözü Şebnem Hanım'a veriyor ama hanımefendi Gökhan Bey'i zorlayacak cinsten açıklamalar yapıyordu. Geliştirdik derken bayağı bir gün 45 dakika beni karşısına alıp oturuyorsun işte niye yazmıyorsun bunları niye işte bir şey bayağı yani fırçaladı beni 45 dakika boyunca. İşte radyom var işin gücün var diye böyle davranıyorsun bunları niye paylaşmıyorsun niye işte yapmıyorsun falan diye benim de... Bayağı aklıma yattı. Şebnem Hanım bu kadar herkesin diline pelesenk olmuş şarkılara imza atınca sözleri nasıl yazdığı da büyük merak konusu oluyor haliyle. Genelde soruyorlar tabii ki hani kime yazıyorsun, neye yazıyorsun, ne yaşadın da yazıyorsun, sen hani evet. Niye, ne kafası falan hani sorular bunlar hep genelde. Ama valla herkes yaşıyor. Tabii ki biz de bir şeyler yaşıyoruz. Her günümüz günlük gülistanlık geçmiyor. İnsan olmak böyle bir şey. Sıkıntılar var tabii insanın hayatında. Ama ben yazabiliyorum. Nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani açıklayamıyorum. Bakın Gökhan Tepe nasıl bakıyor bu duruma? Ve bir anda yazdığı anlar da oluyor. Hatta Efsunlu musun kızım sen dediğim zamanlar olur. Ve aynı hızda benim de bestelediğim anlar olur. Siz böyle anlatınca merak etmemek elde değil Gökhan Bey. Acaba hangi şarkılarınız bu anlattığınız gibi bir anda ortaya çıktı? Sevgili Ebru Gündeş'in seslendirdiği Beyaz şarkısı. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Bu ikilinin hızına yetişebilene aşk olsun. Bakın hangi iddialı iki şarkıyı jet hızıyla ortaya koymuşlar. Sevgili Ebru şarkıyı aldı. Gelsen de anlatsam da Araftayım aynı gün çıktı. Şimdilik Araftayım, firardayım, hastayım hatta. Kim bilir kaç bahar sonra iyileşir yürek. Bir haftayım,
şarkılardan bahsetmişken var mı efendim yakında yeni projeleriniz? Şimdi yine devam ediyoruz sevgili. Geçen gün Demet'le beraberdik. O da yeni albümüne girdi. Ona da bir slow şarkımız çok yakıştı. Süper. O da çok güzel bir şekilde inşallah yeni albümde seslendirecek. Hazır Demet Akalın'dan da söz açılmışken listelerde uzun süre bir numarada kalan Türkan şarkısını soruyoruz. Bir kıskandı Şebnem Ayla'yı. Türkan çıktı, patladı. Sinirinden Şebnem böyle. Ortadan ikiye beş çatladı. Beş tane şarkı yaptım, patlattım. Ayla Çelik, bu kızı en çok sen kızdırıyorsun. Haberin olsun, hitlerini birbiri ardına sıralamaya devam et. Sen hitleri sıraladıkça Şebnem Sungur coşturuyor. Çok sinirleniyorum. Neler yazıyor? Bırakacaksın o kalemi elinden. Eyvah eyvah, söz yazarları arasında bir savaş mı başlıyor ne? Şaka bir yana, Şebnem Hanım açıklık getiriyor konuya. Kıskançlıktan böyle bir hırs, benim hayatta sahip olmadığım tek şey hırs. Sadece tavla falan oynarken hırslıyım. Onun dışında hayatımda böyle bir şey yok. Son olarak Gökhan Tepe'den yeni albümünün tarihini öğrenerek bu keyifli sohbetimizi sonlandırıyoruz. Valla Mart ayında albümümüz çıkacak. Süper. Heyecanlıyız ve Bostancı Gösteri Merkezi Mart'ın 20'sinde inşallah albüm lansman konserimiz olacak. Evet, bu özel... Nereden geldin? Ne yapayım, şuraya hava aldım. Çok iyi. Biraz. Nasıl havalar? İyi vallahi, nasıl olsun? İyi iyi, güzel. İyi, yağmur var biraz dışarıda, hafif soğuk. Olur. Öyle. Seyhan Hanım'a çok teşekkürler. Her şeyden önce bu özel röportajı gerçekleştirdiği için bizim namımıza. Gördüğünüz gibi Gökhan Tepe ve aslında çok merak edilen beraber ortak çalışmalara imza attığı söz yazarı Şebnem Sungur'u bir kez burada tanımış olduk. Ben tanımıyordum hanımefendiyi. Radyocu kimliğini biliyordum. Sesine aşinaydım ama söz yazdığını da biliyordum ama kendisinin kim olduğunu bilmiyordum. Burada görmüş olduk. Ve ne şarkılar yazmışlar beraber yani. Çok güzel şeylere imza attılar. Daha güzellerini de yaptılar inşallah. Ben de en son geçen bir iki hafta önce Funda Arar'ın albüm lansmanında rastladım. Sohbet ettik ayak. Gökhan zaten çok sevdiğimiz, tanıdığımız iyi bir müzisyen. Doğru. Aynı zamanda oyunculuğu aynen da var. Tabii, tabii. Başarılar, yollara açık olsun. Olsun. Sizin çok da güzel bir şarkı bu arada. Ben şarkıyı dinledim. Yıkılıyor, çok güzel şarkı. Çok iyi. Ben mesela Anlattayım'ı bilmiyordum. Ona ait olduğunu. Hı-hı. Hiç bilmiyordum. Ben o ses Türkiye'de ilk defa öğrenmiştim. Aa, Rastayım ya bizim evet. Rastayım'ın bahsetmiyorum ben. Gökhan Özel'in şarkısını. Bizim özellikle magazin basınının en büyük eksiği. Özür dilerim. Yok yok, Araf'tayım tartışılmaz zaten. Kesinlikle. Çok güzel bir şarkı. Gökhan Özen'in şarkısı Tepe, çok güzel. Gökhan Tepe. Ay Gökhan Tepe. Tepe. Çok Tepe. Özür dilerim. Hep karıştırıyorum ya. Yok, önemli değil. Hep eksiğimiz nedir biliyor musun? Kamera önündeki İnsan yorumcuyu. Tabii ki. Hep öyle diyoruz. Kale alıp haber yapıyoruz. Ya da filmin başrol oyuncularını. Halbuki o filmde senarist, yapımcı. Bu bir kültür meselesi abi. Arkada o sanatçıya can veren, o yorumcuya can veren orkestra. Maalesef biz hep bizim bugüne kadar... Bizim enstrümanist tanımaz. Ben sana söyleyeyim. Yani belli başlarını tanır ama atıyorum şu albümün arkasındaki canlı sazları kim çaldı evet diye herhangi biri CD'yi alıp yani vardır ama genelleme yapabilirim herhalde diye bu konuda düşünüyorum. Kimse kartonetini açıp da bakayım bu sazı kim çalmış, bu soloyu kim atmış. Bu ben vallahi billahi bakarım. Mutlaka ben de bakarım. Yani baktığım için genelde... bakılmadığını da bilirim. Bakarım. Bakılmadığını ben da bilirim. Ben bir de yabancı albümlere de bakarım. Sanki bilirmişim gibi. Bu benim özel gibi zevkim diye vokali bakıyorum. Vokali kim yaptı diye bakarım mesela. Öyle mi? Tabii tabii. Ben hiç bakmam. Bak anladın mı? Yani genelde bakılmadığını düşünüyorum ben. Ben, hep yani dediği ben, gibi ben ön plandaki insanlar. Ben baktığını düşünmüyorum yani. Ne canım? Ben hiçbir arkadaşımın da baktığını düşünmüyorum. Tahmin ediyorum. Bence de öyledir. Ya, bu bir kültür meselesi. Resimlerine bakarım, kapak fotoğraflarına, güzel miyim nasıl falan. Son 10 yıldır işte kapaklara, resimlerine bakıp ondan sonra detaylara bakmaya başladım. Elimden geldiği kadar da artık gerçek sanatçılar diyeceğim ya da emek verenleri hatırlamak, isimlerini söylemek gereğini hissediyorum. Kesinlikle doğru, öyle. Bence doğru de. Ben de bakacağım doğru bundan sonra o zaman. Tamam tatlım. Bu saatten sonra ben de bakıyorum abi. Tamam, şu anda saatler 10.30. 10.30'dan sonra sen de bakıyorsun. 10.30'dan itibaren ben de bakıyorum. Şimdi bakın bu emsal teşkil edecek mi etmeyecek mi?